Merhaba arkadaşlar, şu an Canterbury'deyiz, Chaucer College'deyiz. Öğrencilerimizle bir haftamızı burada doldurduk. Bir hafta süresince burada neler yaptık, onlardan size bahsedeceğim. İlk gün geldiğimizde bir oryantasyonumuz oldu. Bize odalarımızı yerleştirdiler. Odalarımızı yerleştirdikten sonra kısa bir kampüs turu yaptılar. Neleri yapmalıyız, neleri yapmamalıyız gibi güvenlikle alakalı şeylerden bize bahsettiler. Hepimize yaka kartlarını verdiler ve yaka kartlarımızın içinde anahtarlarımız ve blok girişlerini sağlayan manyetiklerimiz vardı. Kız öğrencilerimiz ve erkek öğrencilerimiz farklı yatakhane yurtlarında, bloklarına ayrıldılar ve her manyetik kendi yurdunu açıyor vesaire. Yani kız öğrenci yurtlarına girişler yasak oluyor. Sadece biz grup liderleri denetlemek amacıyla girebiliyoruz. Öğrencilerimiz odalarına yerleşti. Öğrencilerimizin kimi tek kişilik, kimi iki kişilik odalara yerleşti. Oda ile alakalı, yurt şartları ile alakalı videoları zaten sizlerle paylaşıyor oluyorum. Oradan da kampüs şartlarına ulaşabiliyorsunuz. Daha sonrasına geldiğimizde bizi harika bir yemek bekledi. Gerçekten bu okulun yemekleri İngiltere standartlarına göre çok 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 yüksek. Hatta Türkiye standartlarına göre çok iyi diyebilirim. Çünkü Türk öğrencilerin İngiltere'de geldiği kamplarda, gerek grup gerek bireysel olarak geldiği yaz kamplarında en çok sıkıntı çektiği konulardan biri yemeklerdir. Fakat bu okulda oldukça fazla yemek çeşidi gerçekten sunuluyor öğrencilere. Ve zaten Türk öğrenciler için helal yiyecek seçenekleri de aynı şekilde oluyor. Mesela diğer okulda helal yiyecek seçeneği genellikle vejeteryanla karıştırılıyor. Yani öğrencilere daha çok vejeteryan yiyecekleri veriyorlar. Fakat burada gerçekten helal kesim et mutlaka var. Bununla birlikte çok güzel vejeteryan yiyecekler var. Bununla birlikte çok çeşitli tatlılar var. Yoğurt, meyve, hatta dondurma çikolata bile bazı günlerde aynı şekilde oluyor. Bunun yanı sıra barbekü geceleri aynı şekilde oluyor ve burada yine helal et seçenekleri olmakla birlikte vejeteryan barbekü seçenekleri de oluyor. Vejeteryan burger şeklinde şeyler de oluyor. Dolayısıyla öğrencilerimiz burada yemek anlamında gerçekten hiç zorlanmıyorlar. Oryantasyonları da oldukça kısa sürdü öğrencilerimin. Yani bu okul 10 ve 17 yaş arası öğrenci kabul ediyor. Benim grubumda en küçük öğrencim 10'du. Genel grubumun ortalaması 13-15 yaş arasındaydı. Diğer gruplarda bizden başka burada bulunan farklı millette gruplar da var aynı şekilde. Bunlar örneğin Brezilyalı grup, İspanyol grup, İtalyan grup, Katalan grup aynı şekilde vardı. Bu hafta Fransız ve Bulgar gruplar da aynı şekilde buraya gelecek. Yani okulun aynı şekilde farklı milletlerden olan oranı da aynı şekilde çok iyi ve bizim Türk öğrencilerin tercih ettiği ve sevdiği milletler aynı şekilde burada. Ve oldukça öğrenciler sosyalleşmekte gerçekten sıkıntı çekmiyorlar. Öğrenciler ilk gün dediğim gibi, ilk günden devam edeyim. İlk gün oryantasyonumuz sonrasında seviye tespit sınavı yapıldı. Benim gözlemlediğim birçok Türk öğrenci gerçekten sınav stresiyle Türkiye'de büyüdüğü için sınavı oldukça stres yapıyorlar gerçekten. Halbuki buradaki sınav sadece seviyelerini belirlemek amacıyla yapılan bir sınavdı. Bunu öğrencilere defalarca bildirdim ama gerçekten nasıl bir sınav stresi yaşıyorsa öğrencilerimiz gerçekten Türkiye'de burada çok basit bir seviye tespit sınavını bile gerçekten çok stres yarattı öğrencilerde. Bu okulun şöyle de bir güzelliği var. Mesela öğrencileri evet seviyelerine göre sınıflara ayırdılar ama kesinlikle öğrenciler birbirlerinin seviyelerini bilmiyorlar. Şu anlamda yani kim kimden üst ya da alt bilmiyorlar. Bu da öğrencilerin birbirleri arasında yarış yapmalarını ya da kendilerini kötü hissetmelerini engelleyen bir şey. Bence çok güzel bir uygulama bana kalırsa bu okulun yaptığı bu uygulama. Daha sonra öğrencilerimiz sınıflara ayrıldıktan sonra şehir gezileri ve kampüs aktiviteleri başlıyor. Kampüste hava güzel olduğunda gerçekten kampüs şartları da çok iyi olduğu için burada çok güzel spor aktiviteleri ve eğlenceli aktiviteler yapılıyor. Dans, müzik, eğlence gerçekten çok güzel şeyler oluyor. Kent Üniversitesi de buraya çok yakın olduğu için Kent Üniversitesi'nin de imkanlarından faydalanıyor öğrenciler. Bu arada burası bir lise. Yani
İngiltere'de lise eğitimi alan öğrenciler burada eğitim alıyorlar ve bizle gelen öğrenciler kendi yaşıtları nasıl bir ortamda eğitim alıyor, bunu da burada gözlemlemiş oluyorlar. Bununla birlikte Kent Üniversitesi'nin de imkanlarından yararlanıldığı için öğrenciler aynı zamanda İngiltere'de bir üniversite kampüsünde deneyimlemiş oluyorlar. Yani zaten benim gruplarımda ben genel olarak tüm yaz kamplarımı mutlaka üniversite kampüslerinde düzenliyorum. Bu okulumun özelliği de hem bir lise kampüsünü öğrenciler deneyimliyorlar, hem de üniversite kampüsünü de aynı şekilde görmüş ve deneyimlemiş oluyorlar. Bununla birlikte çok çeşitli şehir gezileri oluyor ve detaylı bir şekilde oluyor. En basiti şehir içine bulunduğumuz bölgede Canterbury şehrine gezerken dahi bu şehrin tarihine dair tüm yerleri grup liderleri, burada bizim grup liderimiz var. Bir de aynı şekilde okulun da bize grubumuza ekstra olarak verdiği gezilerde grup liderleri oluyor. Bu grup liderleri çok detaylı bir şekilde bize gezdiğimiz yerlerin tarihini vesaire anlatıyorlar. Bu da öğrencilerin bulundukları şehri, ülkeyi aynı şekilde çok detaylı tanımaları ve anlamaları anlamında geliyor. Yani öğrencileri şehre götürüyoruz, işte bırakıyoruz, orada işte sadece sağa sola bakınıyorlar şeklinde bir şey söz konusu olmuyor. Örneğin Londra'ya gezimiz oldu. Londra gezimizde de British Museum'a aynı şekilde gidildi. Covent Garden'a gidildi. Orada yine bir free time de öğrencilere verildi. National Gallery Museum'a da aynı şekilde gidildi. Önümüzdeki hafta Greenwich'e bir tekne turu olacak. Westminster ve başka yerleri de görmedikleri, Londra'da görmedikleri yerleri de deneyimleme şansları olacak. Bununla birlikte yarım gün gezilerimizde örneğin bu hafta biz Folkestone'u gördük. Önümüzdeki hafta Dover'a gideceğiz. Yani burada güney şeridindeki yerleri de bir deneyimlemiş olacak öğrenciler. Güney şeridi neredeyse birbiriyle aynı. 1-2 yeri gördüğümüzde zaten aslında öğrenci tüm güney şeridini İngiltere'nin mantığını anlamış oluyor. Bununla birlikte Londra'yı görmüş olmak, ki Londra'yı görmüş olmak değil, detaylı bir şekilde anlayarak görmüş olmak gerçekten çok detaylı oluyor. Çünkü Londra'ya 2 kez çok detaylı bir gezi oluyor. Yani tam olarak anlayabilmek ve sadece önünden geçmek adına değil, detaylı bir şekilde anlatarak öğrencilerin anlaması ve özümsemesi anlamında Londra gezisi 2 kez yapılıyor ve bu da öğrenciler için çok değerli bana kalırsa. Yani buraya geldiklerinde öğrenciler Londra'yı çok detaylı bir şekilde görülmesi gereken her yeri demeyeyim, tabii ki Londra gez bitmeyen bir yer, ama en görülmesi gereken yerleri mutlaka görmüş olarak ayrılıyorlar. Bununla birlikte güney şeridinde de yine aynı şekilde 2 şehri görmüş oluyorlar ve bulundukları şehri de detaylı bir şekilde tanımış oluyorlar. Ki gerçekten burası gerçekten harika bir şehir İngiltere için. Benim sevdiğim şehirlerden biri aynı şekilde. Çünkü burası sessiz, sakin ve bununla birlikte yapılacak ve gezilecek de çok yerinde olduğu, doğal güzelliğinin de aynı şekilde olduğu, bir o kadar da çok çok da güvenli aynı şekilde bir yer. Güvenlikten bahsetmişken kampüsümüzün diğer videolarda güvenliğinden defalarca bahsettim ama yine bahsetmeden edemiyorum. Gerçekten bu bloklar arası öğrencilerin geçememesi ve işte gece 10'da kapıların kilitlenmesi, daha doğrusu blok arası geçişlerin yasaklanması, zaten o hep yasak da, dışarıya çıkılmaması vesaire gibi kuralların olması ve 7/24 güvenliğin olması çok çok gerçekten hem bizim işimizi kolaylaştıran hem de velilerin çok içini rahatlatan durumlardan biri. Dolayısıyla bu okulu gerçekten öğrencilerime çok tavsiye ettiğim bir okul. Bu yıl sadece buradaki grup bizdik, Türk öğrenci grubu bizdik ve sadece 9 öğrenciydik. Bu gerçekten bilen bilir çok ekstrem bir durum. Yani genellikle yaz kamplarına gittiğinde Türkiye'den büyük büyük gruplarla öğrenciler karşılaşırlar, Türk gruplarıyla. Fakat benim bu okulda yaptığım özel bir anlaşmayla sadece bizim Türk öğrencilerimiz burada olacaklar ve bu sayıyı da ben oldukça minimum bir şekilde tuttum. 20 öğrenciyle sınırlandırdım. Maksimum 25 olabileceğini ancak bildirdim. Hatta okulda bana sordu neden bu kadar düşük bir sayı istiyorsun diye. Çünkü Türk öğrenciler için bu çok önemli ve değerli bir şey olduğundan bahsettim ben.
Önümüzdeki yıl gelecek öğrencileri referans olması anlamında bunu söylüyorum. Geldiklerinde çok az sayıda bir Türk öğrenciyle karşılaşacaklar. Yani kendi geldikleri gruplarından başka bir Türk öğrencileri ne burada karşılaşmayacaklar. Bu birincisi. İkinci olarak da geldiklerinde gerçekten çok kaliteli bir işte İtalyan, Brezilyalı, işte İspanyol ve diğer milletlerden aynı şekilde öğrenci gruplarıyla karşılaşacaklar. Ve bu milletler gerçekten çok sosyal insanlar. Bizlere göre oldukça gürültücüler. İlk anlamda öğrenciler buna alışmakta zorlanıyorlar. Ama sonrasında işlerine karışıyorlar. Burada gerçekten çok sorunsuz bir yaz kampı ile ilerliyoruz. Ben gelecek öğrencilere şimdiden ve velilere gönül rahatlığıyla tavsiye ettiğim bir okul. Diğer videolardan da kampüs şartlarını detaylıca görebilirsiniz. Yaptığımız aktiviteleri Instagram hesabımızda takip edebilirsiniz. Bunlar sizin için oldukça fikir verici olacaktır. Bu arada ben yaz kamplarına katılacak tüm öğrencilerime bir İngilizce seviye tespit sınavı yapıyorum. Yani hangi kampa, bir yaz kampına gitmek istiyorum öğrenci, evet ben de şu kamp var, bu kamp var demekten ziyade öğrencilerime bir test uyguluyorum. Öncelikle bu bir İngilizce testi oluyor. Daha sonrasında da öğrencinin kişiliğini biraz anlamak açısından bir mizaj testi yapıyorum. Ve buna göre öğrenciye hangi yaz kampının, hangi şehrin ve hangi programın uygun olacağını bu şekilde karar veriyoruz. Ve dolayısıyla şu an bizim seviye tespit sınavlarımız ve daha doğrusu seviye tespit demeyeyim de uygunluk sınavı, hangi kampa uygun olduğunuzu belirten sınavlarımızın başvuruları başladı. Ve yaz kamplarının başvuruları genellikle yılbaşı sonrasında, yani en geç nasıl diyeyim, Şubat Mart ayında gerçekten dolmuş oluyor. Hele bu okul için çok daha önce dolacaktır. O yüzden öğrencilerin acele etmesini öneririm. Şimdiden daha en azından ön kayıtlarını yaptırabilirler. Çünkü biliyorsunuz bir de ülkemizde bir vize sorunsalımız var. Vizeyle de alakalı başvuru sürecimiz oluyor. Biz normal şartlarda da tüm öğrencilerimizi burada Temmuz'da gelineceği için Mart ayından sonra neredeyse öğrenci kabul etmiyoruz diyebilirim. Çünkü vizelerde sorun yaşanabiliyor. Geçtiğimiz dönemlerde gerçekten bunlarla alakalı çok büyük dersler çıkarıldı çünkü. Dolayısıyla yapılabilecek en erken başvuruyu öğrencilere yapıyoruz. Dolayısıyla öğrencilerin bu noktada oldukça hazırlıklı ve erken davranması gerekiyor. Çünkü hala şu an Temmuz ayının başındayız, hala yaz kampı var mı diye gelen öğrenciler oluyor. Bu tarzda yaz kampı yok arkadaşlar. Bireysel de yok, grup da yok, grup hiç yok zaten. Dolayısıyla eğer yaz kampına katılmayı düşünüyorsanız, bu bireysel de olabilir, grup da olabilir. Başvuru tarihleriniz Eylül ve sonrasıdır diyebilirim. Ama böyle okullar için çok çabuk kontenjanlarda olduğu için ön kaydınızı mutlaka yaptırmanızı tavsiye ederim size. Bizden alacağınız kamp katılım sınavı ile birlikte hangi kampa size uygun olduğunu da göreceksiniz. Çünkü yaz kampları aralarında gruplara ayrılıyor. Grup yaz kampları var, bireysel kamplar var, akademik kamplar var. Burada öğrenciyi iyi anlamamız ve doğru yönlendirmemiz gerekiyor bu noktada. Hem İngilizce seviyesi hem de uygunluk anlamında. Bunu da bu yüzden çok değerli görüyorum. Ama özellikle belirttiğim, çok stres yaratacak bir sınav değil. Sadece bizim sizleri doğru olarak yönlendirmemizi sağlayan bir sınavdır. Şimdiden katılacak öğrencilere başarılar diliyorum. Önümüzdeki yıl birlikte olmak, görüşmek ve burada birlikte ev sağlamak dileğiyle. Görüşürüz. Bay bay.